Merhaba, ben Güney Sentürk. Bir videoda daha sizlerle beraberim. Biliyorsunuz ki Futbol Manager 2020 oyunuyla karşınızdaydım. Bugün 3. bölümdeyiz. Şimdi fazla lafı uzatmadan direkt oyunumuza geçiyoruz. Denizlispor'la sezon öncesi raporunu vermiş bize. Denizlispor'la ilk hafta oynayacağız. Henüz bu maça çok olduğu için şu anda bunu incelemenin çok manalı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Biz önümüzdeki günlerde Adana Demirspor'la maçımızı oynayacağız. O yüzden Adana Demirspor'u inceleyip devam edelim. Ki bunlar hazırlık maçlarıdır. Hani çok önemli olan bir şey, bir maç değildir. Sadece kadromuzu göreceğiz. Şimdi ben kadromuza birkaç tane U19'dan oyuncu almak istiyorum. Özellikle Mustafa Kapı'yı görmek istiyorum. Onu az kadroya alalım. Eren Can Yardımcı'yı görmek istiyorum. Bunu da az kadroya alalım. Şimdi Yunus Akgün'ü görmek istiyorum. Bunu da az kadroya alalım. Sonrasında baktığımız zaman alabileceklerim şu anlık bu kadar. Süleyman Luş'u henüz düşünmüyorum. Ve transferlerimize başlayacağız. Bir de şöyle bir düşüncem var. Feghouli'yi satıp satmama konusunda hala böyle bir düşüncem var ama tam karar veremedim. O yüzden size de sorayım. Şu an Belhanda'yı sattık. Bir tane 10 numara alacağız. Şimdi raporlama bekliyorum. Raporlamalardan sonra bir tane oyuncuya karar vereceğiz. Bunu da söyleyeyim. Şimdi Adana Demirspor maçımızı yapalım. Sonra Debrecen ile oynayacağız. Onun üzerine Ajax maçımızı yapacağız. Burayı da bitireceğiz. Evet, şu anda 19 tane bize futbolcu önermişler. Biz bunların hepsinden bir analiz raporu alalım. Bakalım neler olacak. 26 yaşındaki modern bek oyuncusu. Sağ bek oynuyor. Bizim için fena değil ama sağ bek ihtiyacımızın olduğunu düşünmüyorum. Linus ve Mariano var biliyorsunuz. O yüzden bunu eleyebiliriz. Bakalım biz bunu bir oyuncuyu gözleyelim. Analiz raporunu da alalım. Freddy Guarin. İhtiyacımız olan bir bölge ancak ben daha çok genç futbolcu istiyorum aslına bakarsanız. Guarin de aslında bizim pozisyonumuz için fena olmayan bir futbolcu. Ama yaş itibariyle çok sıcak bakmıyorum Guarin'e. O yüzden herhangi bir aksiyon yapmıyorum. İşte bu konu hakkında biraz düşüncelerim var. Ben bundan şimdi gözlemci notlarımıza baktığımız zaman Feghouli'nin aşağısında olduğunu görüyoruz. O yüzden hani Feghouli'yi gönderip Luis Araujo'yu almak çok mantıklı görmüyorum ki maliyeti de çok yüksek. Yani 5,5 milyon 5.250 ile 11,5 milyon arası. Büyük ihtimal bunu bize 9 milyona kadar çekeceklerdir. Zaten Feghouli'yi de ancak o fiyata kadar satabiliriz bakalım. Yani 12, yani değmeyecek. Aslında bakarsak bugün izleyen de var Çin'den Benji Guan. Biliyorsunuz ki şeyi de oraya sattık. Belhanda'yı da oraya sattık. Şimdi yani bu oyuncuya da çok ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Kaleciye ihtiyacımız yok. Direkt geçiyoruz. Bunu da geçiyoruz. Kaleciye ihtiyacımız yok. Modern bek. Baktığımız zaman güçleri fena değil bir bek için. Ama yine bek ihtiyacımız olmadığı için. Eyvah, nereye gittin? Bek ihtiyacımız olmadığı için direkt geçebiliriz. Stoper. Şu an stoper ihtiyacımız da yok ama bakalım. Bizim oyuncularımızın aşağısında bir bakıyorum. Ama ilerleyen dönemde yani oynatırsak şu anki Luyendama en iyi oyuncumuz. Onun üzerine çıkacak gibi duruyor. Ama şu anlık ihtiyacımız olmadığı için almıyorum. Bill orta saha oynuyor. Sağ ve sol olmak üzere. Evet. Bu da bizim çok yararlı olacağını düşünmediğim bir transfer. O yüzden bunu da geçiyorum.
Stoper 20 yaşında. Ponte Preta şu anda maç oynamış. Gözlemlenen maçımız ama TFF 1. lig diyor. Yani bizim için çok da az takımda oynayabilecek bir potansiyel olduğunu söylüyor. Oyuncuyu gözlemleyelim ve bakalım. Tam net ama şu özelliklere baktığımız zaman bizim için çok fazla hangi reading izliyormuş. Hani bizim için çok faydalı olacağını düşünmediğim bir oyuncu. Borja Valero. Ona bakalım. Inter'le sözleşmesi var. Ama yaş olarak çok da direkt geçiyorum. Kaleciye ihtiyacımız yok. Raul. Ofansif. Aslına bakarsanız fena değil. Ama yine de bizim oyuncularımızın arasında çok geride bir futbolcu. O yüzden oyuncu gözlemleyelim. 18 yaşında bir oyuncu. Flamengo'da oynuyor. Santrafor ve 18 yaşında. Gözlemleme geldikten sonra yine ona bakalım. Felipe Vizu. Yine bir forvet oyuncumuz gözlemlenmiş. Yine oyuncularımızın çok altında bir yıldıza sahip olacak. Bunu geçelim. Kaleci direkt geçiyoruz. Şu an istediğim oyuncuyu bir türlü bulamadım. Ama bir scout görevlendirmesi yapacağım ilerleyen dakikalarda, ilerleyen günlerde. Şu anlık geçiyoruz. Bir hazırlık maçımızı yapalım. Sonrasında yine bakalım. Şimdi otomatik seçim yapacağım bunu. Zaten daha çok çok var liglere gelmesine. Hiç bakmıyorum bile. Bunlar çünkü değiştirilebiliyor biliyorsunuz. Recep Gül sakatlanmış. Kaslarda zayıflık varmış. Onu da geçelim. Evet, şu anda Adana Demirspor maçına çıkacağız ve kadromuzu düzenliyoruz şu anda. Ofansif orta sahada hücum oynasın. Mustafa Kapı'yı alıyorum. Forvette Andone. Sağ tarafta ise Yunus Akgün oynatacağız. Lemina Selçuk orta ikilisiyle. Nagatomo, Marka, Ahmet Çalık, Lines ve Okan 11 ile çıkacağız. Yine sakat oyuncularımız ve tatilden dönmeyen oyuncularımız var. En ideal kadroyu bu şekilde kurdum. Şimdi kanat organizasyonu oynuyoruz. Topa sahipken bunları kullanalım. Bunlar zaten daha önceden ayarlamış olduğumuz taktiklerimizi. Bu taktik üzerinden çıkmıyoruz ve maçımıza başlayacağız şimdi. Evet, maçımıza başladık. Evet, iyi bir top. Hadi Lens, hadi Lens. İçeri girip iyi bir orta yapacaksın alt tarafı. İleri çıkın diyelim bakalım. İlk 20 dakika yine bir baskılı bir futbolla. Bravo. Şimdi çabuk çıkar ayağından. Çabuk çıkar ayağından. Ya Lines, ne yapıyorsun Lines? Kaç tane golün var oradan ya? Evet, bravo. Yap pasını. Bravo. Çabuk. Çabuk oyun. Çabuk oyun. Gitti. Yunus ya. Lines gitmişti aslında. Lines atsa daha etkili olabilirdi orada. Çabuk oyna. Çabuk oyun. Çabuk oyun. Bravo. Haydi. Yap pas oğlum. Ayağa pas yap.
Evet, normalde de biliyorsunuz Galatasaray kaleciye çok dönüyor. Burada da döndük kaleciye. İlk 20 dakikasına bakarsanız top bizde kaldı ama istediğimiz üretkenliği bir türlü yapamadık. Final paslarında yine burada sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum. Lemina'nın kaygısız oluşu da şu an beni bir üzdü yani. Evet, Lemina. İyi şut be, bravo. Ama gol olmadı tabii ki de. Tekto yavrum, yap ortayı ya, yap ortayı ya. Selçuk gelecek de. Evet. Sonunda Dilensin iyi bir ortası. Andone'nin de kafasıyla 1-0 öne geçtik. Evet, sağ kanadı kullanıyoruz genellikle farkındaysanız. Sol kanadı çok kullanmıyoruz. Buna bir önlem alacağız. Buna bir önlem almamız gerekiyor. Bir rahat oynatalım artık. Golü bulduk. Biraz daha rahat oynasınlar. Dengeliye çekelim. Aman kontratağa dikkat çocuklar. Çabuk dönün. Kaçırma. Ayakta kal. Bravo. Evet, kontrayı savuşturduk. Şimdi biz çıkıyoruz ama kimse yok. Tek Andone. Hadi be. Gol olabilirdi. Evet, ilk yarıyı bitirdik. Baktığımız zaman 19 tane şut atmışız. Kaleyi bulan 4. Yani istatistiğimiz aslında bakarsanız çok düşük. Yani 19 taneden şut atıyorsunuz. 4'ü isabetli oluyor. Bu biraz sıkıntı. Bunu antrenmanlarda çalışacağız. Düzelteceğiz. Tabii şu anda takımımızın tam olmaması da bunu etkiliyor. Şimdi 60'a kadar bir herhangi bir oyuncu değişikliği yapmayacağım. 60'tan sonra bir oyuncu değişikliğine gideceğiz. Tek de yakalayamadı ki. At sağ. Dön sağ at ya. Dön sağ at. Neyse sol oldu artık. Bravo. Çok iyi gol ya. Evet. Lemina'dan çok iyi gol. Evet. Bu pozisyondan sonra oyuncu değiştirmeye başlayalım. Pozisyonumuz bitsin. Zaten Lemina da yorulmuş üzerine. Bunlardan sonra değiştirelim yavaş yavaş oyuncularımızı. Hemen şöyle yapalım. Pozisyonun bitmesini çok beklemeyelim. Hemen şöyle bir Eren'i görmek istiyorum forvette. Fırsatçı golcü olarak. Adem Büyü burada görmek istiyorum. Forvet oynattık onu. Hücum olarak. Taylan'ı görelim burada. Linens'in yerine Mariano'yu alalım. Modern Bek'ten otomatiğe çekelim. Ahmet Çal'ın yerine o günü alalım. Burada da standart stoper sigorta yapalım. Şu anlık baktığımız zaman bu bizim için ideal. Sonra Mirza'yı alırız, Sefa'yı alırız ilerleyen dönemler, ilerleyen dakikalarda. Şimdilik bizim için bu kadar değişiklik yeter. Özellikle Taylan uzaktan deniyor. Bu da benim hoşuma gidiyor. Yani uzaktan atılan şutlar ve goller çok hoşuma gidiyor. Evet, çok iyi bir kontra atak yedik. Bravo. Bir daha vurdurma. Evet, bravo. Şu an iyi pas yaptılar ama sonu iyi olmadı.
Çıkar ayağından Taylan ya. Sen dedim. Çok çabuk çıkartman lazımdı oradan. Biraz baskıyı üzerimizde hissettik gibi geldi. Yani ikileri geliyorlar. Biz şöyle bir istekli oynayın diyelim bakalım. Neler olacak? Durduralım bir taktik. Melik göçmeni deneyelim bakalım. Modern bekte hücum oynasın. Daha iyi oynuyormuş. Mankamlı yerine de Sefa'yı görelim. Standartta savunma. Mirza'yı da Yunus'un yerine görelim. Ters ayaklı kanat oyuncusu. İşte en sevdiğim hücum. Süper. Marcao ya, Marcao ya. Yaptığı pas hataya bakın ya. Orada riske giriyor, bir de top kaptırıyor. Ki normalde de Luyendama ile zaten bunu çok yapıyor biliyorsunuz. Remina da ikileri vuruyor. 26 şut atmışız. Yani 6 tanesi isabetli. İsabet oranımız biraz düşük. Ama şimdi ota şeye vurdukları için gol yemeden bitirmek istiyorum bu maçı. Açıkçası. Evet, bravo, bravo. Çıkar ayağından, çıkar sağ tarafa. Götür 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 götür. Evet. Yedik mi? Yedik mi? Yedik. Kontra atak. Hani burada Lemina'nın bir top kaybı. Bakın uzun top. İki kişinin ortasına bizim Ogün ve Sefa uyuyor. Tabii yani onlar da genç oyuncular. Bu tür hataları yapacaklar. Biz şans vereceğiz onlara tabii ki de bu maçlarda. Yapacak bir şey yok. İkiyi yemeyelim de. Berabere bitmesi şimdi o durduk yere. Derken yiyeceğiz mi galiba? Galiba yiyeceğiz galiba yani. Şunları değiştirelim biraz. Tempoyu değiştirelim. Biraz zaman da geçirelim. Çok sık yapalım. Adana Demir de olsa bunu yapmak zorundayız. Az kalsın yiyorduk. Akın akın geliyorlar ya. Bir defans yok. Tamam ben de işte akın akın geldim var ya. Yavaş kardeşim gelmeyin ya. Bitmiş bu arada. 96 dakika ya. Bir kılıca ya. Ne zaman bitireceğim? Hoca hoca bitti hoca. Evet bitti sonunda. 2-1 kazandık. Şimdi bu maçın kritiğini yapacağız. Evet, Adana Demir maçından sonra şimdi gelen bildirimlere bakacağız. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. En yüksek olan notu alan futbolcumuz 8.3 ile Lemina, ki harika bir gol atmıştı biliyorsunuz. O gün çalışkan oyuna girdikten sonra kötü bir oyun çıkarttı. Gole sebep olan hatası varmış. En iyi performans da Lemina.
üst düzey bir performans sergiledi. 54. dakikada 21 metre mesafeden gösterilen bir çabayla attığı golle skora katkıda bulundu demiş. Şimdi burada da 2-1 galibiyetimizi söylemiş. Şimdi tekrardan bir gözlemcilik toplantımız var. Yine bize oyuncular söyleyecekler. Bakalım. 20 yaşında stoper. Bizim için şu an stoper ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum. O yüzden devam edelim. Forvet. Palmeiras'ta kiralık. Şu an Süper Lig seviyesinde iyi bir transfer olabilir diyor. O yüzden onu da düşünmedim. Stoper almayalım. Çok stoper söylemişler bize. Modern Bek geçelim. Kaleci, Modern Bek, stoper, orta saha. Yok. Almayalım. Evet. Buradan da bir şey çıkmadı. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Daha zamanımız var. Devam edelim. Evet. Şimdi Debrecen maçıyla tekrardan. Evet. Şimdi Debrecen maçına çıkacağız. Kadromuzu oluşturuyorum şu anda. Muslera gelmiş. Muslera'yı aldık. Burada Donk'u oynatacağız. Donk da döndüğüne göre. Saracchi gelmiş. Onu da oynatalım. Onu da artık yavaş yavaş maçlara hazırlayalım. Jimmy, Mustafa'yı burada oynatacağım. Mustafa kapıyı. Lemine, Taylan, Dong, Lines. Bu şekilde Yunus. Bu şekilde kadroyla ilk 11 ile çıkmayı düşünüyorum. Hatta şu an bu şekilde karar verdim. Ani bir karar. Maçımıza şu anda başlayalım. Bakalım bizleri bu maçta neler bekleyecek. Yine bir ileri çıkın yapalım. Özellikle Saracchi'nin performansını Futbol Manager'da çok merak ediyorum. Bakın az önce çok iyi gitti Jimmy ve Lemina'dan bir gol daha. Geçen maçta da biliyorsunuz uzaktan bir gol atmıştı. Ve dakika henüz bir de atılmış bir gol bizim için çok değerli. Bak burada şundan bahsettim. Saracchi Jimmy'nin hemen önüne geçti. Bu benim için çok değerli. Gerçekten çok değerli. Çünkü ben bindiren bekleri her zaman çok seviyorum. Saracchi o yüzden benim planımda çok iyi işler yapacağını düşünüyorum. Lemine'yi çok performans olarak çok beğendim. İkidir gol de atıyor. Bizim en büyük kozlarımızdan bir tanesi olacak bu sezon. Yine bakın bir uzaktan şut ve gol. Andone ile bulduğumuz bir gol. Bakın burada Andone veriyor. Taylan, Lemina ve Andone hemen şu şuttan sonra hemen içeri koşuyor. Bu da çok bir forvet için çok iyi. Neden diyeceksiniz? En azından pozisyonu kovalıyor ve pozisyonun devamını getirebilmek için içeriye koşuyor. Ve çok iyi başladığımız bir maç. Şimdi biraz sakin olalım derken bir gol daha attık Marka'yla. Çok iyi başladık bu maç. İyi gidiyoruz. Burada da Jimmy'nin iyi bir ortası. Ve Marka'o da ikidir gol atıyor. Bu da bizim için duran toplarda etkili olduğumuzu gösteriyor. Duran toplarda bizim için çok faydalı olacak gibi duruyor Marcao. Ki Luyendama'yı da oraya monte ettiğimizde iki tane kulübe gibi stoper. Ki Luyendama'nın da hava toplarında hakim olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu ana kadar görebildiğim tek pozisyon buydu bizde. Şimdi Marcao, Lemina ve Andone'nin golleri var. Şu an yine maçta en çok yüksek puanı alan Lemina 8.1 ile. Asist olarak da Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz'ın asistini görüyoruz. Ve ilk yarının skoru yine 60'a kadar herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Yine asistana
devrediyorum burada. 60'tan sonra tekrar değişiklikler yapacağız. Evet, yavaş yavaş değişiklikleri yapalım. Pozisyondan sonra. Bravo Lineis. İyi bir orta oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Durduralım. Yani stoperde bu sefer çok değişiklik yapmak istemiyorum. Geçen maçtan biraz ders çıkardım. Mariano'yu direkt değiştirelim ki ben maçlarda Mariano'dan faydalanacağım büyük ihtimal. Saracchi kalsın. Solda Adem Büyü'yü tekrar görelim. Bakalım neler yapacak. Evet, başka değiştirmem gereken, görmem gereken. Mirza'yı tekrar bir şans vermek istiyorum Mirza'ya. Çünkü hani Yunus Akgün'de hani böyle bir ekstra bir şey göremedim açıkçası. Ekstra bir şey göremedim. Şimdi değişikliklerimizi yapalım. Ve devam edelim. Şöyle bir ileri çıkın yapalım. Pozitif futboldan da dengeliye çekelim her ne olursa olsun. şut atmışız. Bu penaltı galiba. Evet. Andone kullanıyor. 4'ü de attık. şut atmışız. 13'ü isabetli olmuş. Mustafa Kapı yorulmuş. Onun yerine bir değişiklik yapalım. Selçuk İnan'ı alalım. Onun yerine şöyle yapalım. Orta sahayı üçleyelim. Buradan destek yapalım oraya. Erencan yardımcıyı da Andone'nin yerine alalım. Fırsatçı golcü ile değerlendirelim. Onaylayalım buradan. Evet, Saracchi'yi çıkartmayacağız. Kalsın. Yani şu an fena oynamadık. Zaten bitmek üzere maç. Bu maçta defansımız biraz daha iyiydi. Geçen maçta aslına bakarsanız o defans ortasıyla çok oynamadan önce de yine fena değildik. Ama oynadığımızda çok büyük sıkıntılar yaşadık. Evet. 4-0 gibi net bir galibiyetle bu maçtan dönüyoruz. En yüksek puanı alan yine bu sefer Andone almış. Kötü performans yok. Florin Andone değiştirilene kadar mükemmel bir performans ortaya koydu demiş. Evet. Bizim için güzel. Falcao çünkü biliyorsunuz ortalama 2 ay olmayacak bizimle. O sırada bizimle olması çok daha iyi olacak. Andone'nin bu performansla devam etmesi. Ajax. Evet, Ajax'da oynayacağız. Şu Tadic'i bize verseler ya. Evet, Andri Garay ile gözlemimiz bitmiş. Hemen bakalım neler varmış burada gözlemlerde. 6,5 almış. 3 yıldıza kadar ulaşacak. Tahmini maliyet bizi aşıyor. Yani 8,5 çok ve santrafor için o kadar ayırabileceğimiz bir bütçemiz yok şu anda maalesef. Bakalım. TFF ikincilik diyor. Bizim için kesinlikle olmayacak bir transfer. Hemen bakalım. 18 yaşındaki forvet oyuncusu Lincoln. Yararlı bir transfer olabilir diyor ama bizim için yine şuralara baktığımız zaman
Yani ben bunda da açıkçası çok sıcak değilim. Gözlemci toplantısında da şu an yine 10 tane oyuncu varmış. Stoper. Anlaşıldı. Geçelim. Stoper. Orta saha. Zambiya. Zambiyalı futbolcu. Geçelim. Stoper. Geçelim. Orta saha. Orta sahaya ihtiyacımız olduğu için bütün orta sahalara bakıyorum. Ama sağ açık oynuyor. Bizim açığa ihtiyacımız yok. 27 yaşındaki orta saha. Bu da merkez oynuyor. 27 yaşında. Beğenmedim. Stoper. Almıyoruz. Stoper ihtiyacım modern bek yok. Orta saha. Disanto. Evet. İşte 21 yaşındaki Disanto. Analiz raporunda potansiyel yeteneğimiz fena değil. Ama TFF birincilik seviyesinde bir futbolcu şu anda. İleride Süper Lig'de oynayabilecek bir potansiyele sahip iyi bir transfer olabilir diyor. Ama şu anlık bizim için merhem olacak bir transfer olduğunu söyleyemeyiz ki 21 yaşında, yani böyle bu oyuncu gelecek vadeden bir oyuncu 21 yaşında almak bence mantıklı değil. 18 19 yaşlarında olabilir. Yani ancak o şekilde kabul edebilirim. Yine benim için olumsuz bir transfer. Yapacağız transferleri. Ajax maçından sonra yapacağız. Ama Ajax maçından sonra videomuzun sonuna geleceğiz. Yani bir sonraki videoda transferlerimizi yapacağız. Şimdi Ajax maçına çıkacağız. Evet, savunmada Ahmet Çalık'la bu sefer oynayalım. Burada yine bu sefer böyle değil de şöyle çıkmak istiyorum. Selçuk İnan'ı alıp şuraya koyup, ay pardon, şuraya koyup ya da şöyle çıkmak istiyorum. Ön libero koyalım bir tane. Onda da Donk'u koyalım. Bu maçta bu şekilde çıkalım. Hatta pozitif futbolla başlayalım. Buradan yine kanatları kullanacağız zaten. Bizim her zamanki geniş kullanalım. Her zamanki gibi. Buradan da elle oynama. Topu hızlı elden çıkar. Bunlara dokunmayalım. Top rakipteyken de savunma hattı biraz bu maçta geriye çekelim. Ayakta savunalım. Tamam. Başka değiştirmemiz gereken bir şey yok. Bu şekilde çıkmak istiyorum bu maça. Bakalım. Çünkü Ajax ciddi bir rakip. Sonrasında oyuna hamlelerimizi yapacağız. Ya bu maçta her şey olabilir. Bu maçta her şey olabilir. Bakalım bu maçta neler izleyeceğiz. Hezimet de olabilir. Çünkü hala tam kadro çıkabilmiş değiliz. Tam sistemimizi de oturtmuş değiliz. Ve Ajax bize göre çok daha güçlü bir rakip. Evet, Muslera'nın olması bizim için bir avantaj. Ama daha ilk dakikalardan bize üstünlük kurmuş durumdalar. İki tane şut atmışlar. İkisi de isabetli. Topla oynama ise %69'da %31. Çok ciddi bir fark var. Ah be! Nasıl olmaz bu gol ya? Şu an oyuna herhangi bir müdahalede bulunmadım.
Van de Beek. Çok iyi top çeviriyorlar. Ve atak yönlerini çok rahat bir şekilde çeviriyorlar bize göre. Biz de ileri çıkın diyelim bakalım ya. Haydi Yunus. Haydi Yunus. Bravo. Hadi Andone. 2'dir. Tehlikeli geldik. 2 kere ciddi tehlikeli geldik. Ama golle sonuçlandıramadık. Donk yavrum. Ah yavrum ah. Ve çok hızlı çıkıyorlar. Buna da karşı koymak biraz zor oluyor. Ve oyuncuları bizim oyuncularımıza göre biraz daha hızlı. Bizim Ahmet Çalık gibi bir zayıf yönümüz var. Ah. Yunus. Sağda da Feghouli'yi oynatamıyoruz. Sağda Feghouli olsa farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Bravo be. Bravo be Taylan. Andone ileride yalnız kalıyor. O da bir forvet arkası koymadığımız için. Ama bu maçta bu şekilde çıkmak istedim. Çünkü tehlikeli gelecekler. İkinci yarıda onu değiştireceğiz. Biz öyle bir oyuncu 10 numara mevkisini atacağız ama şu an değil. Yine bir 60'a kadar bekleyeceğim ama bu sefer tam bir oyun yani tüm oyuncularımızı değiştirmeyeceğim. Onlar değiştirsin. Biz değiştirmeyelim ama bizim oyuncularımız da tabii yorulacaklardır. Tadiç'ten korkuyorum. Ah, iyi. İyi. İstekli oynayın diyelim bakalım. Evet Marko çabuk çıkar ayağından oğlum. Bravo. Hadi Lemine be. Alsana şu eline be. Geri dönme ya. Bravo. Evet solda da bizim sıkıntımız var. Onyekuru yok. Jimmy istediğim performansı alamıyorum. İlk başlarda umutluydum Jimmy'den ama. Evet yoksa haydi Taylan. Aa. İyi gidi be. İyi geldik ha. İyi geldik. Kısa pas yaptıracağız. Bir oyunumuza bakalım. Bir taktiğimize bakalım. Bir şeyler değiştirebilir miyiz diye bakalım. Jimmy'nin yerine Adem Büyü alalım. Bu bir olsun. Kanat forvet mi? Ters ayaklı kanat forvet yapalım. Kanat oyuncusu yapalım ve hücum yapalım. Başka alabileceğimiz bir oyuncu şu anda. Yani Yunus kalsın. Yunus fena oynamıyor. Şöyle yapalım. Donk'u buraya alalım. Pasör. Pasörde ne oynayabiliyor? Savunma da daha rahat oynayabiliyor. Burada da bizim ofansif hücum oynatabiliriz burayı da. Bir oyuncu daha değişikliği yapmadan iki oyuncuyla devam edelim. Şimdi bakalım neler olacak. Yemeyelim. Ravel girmiş. Onlar da. Atak yemek istemiyorum ama bravo. Ah be tutsana be Mustera. Tutsana. Niye yumrukluyorsun? Rahattı. Yine tehlikeli hata. Yine bir tehlikeli atak. Durduralım. Taktikler. Top rakipteyken yok çok ileri yaptık. Yeriz böyle. Şöyle kalsın. Offside taktiği kullanmayalım. Evet kenarlardan çizgi yemeden orta yapalım. Zaman geçirmek. Tempoyu yüksek yapalım. Aşırı mı yüksek yap? Yüksek iyidir ya. Evet kısa paslarla çıkalım. Pozitif futbolu da dengeliye çekelim. Çok fazla saldırmadan. Hücum genişliği
Standart yapalım burada şimdilik. Oyunda alabileceğimiz Taylan'ın yerine de Selçuk İnan'ı alalım ve oyuna tekrar başlayalım. Saracchi yorulmuş. Hemen Saracchi'nin yerine Nagatomo'yu alalım. Savunma yapalım onu da. Hemen. Lemina yorulmadan 10 ilk 90 dakika çıkartıyor şu an. Bu hoşuma gitti. Çünkü geçen maçta 90 dakikayı çıkarttı rahat bir şekilde. Bu maçta da 90 dakikayı çıkartıyor. 85 de çıkartsa bizim için. Şu anda kafi aynı hani arkada. Ya be Yunus, biraz daha hızlı gitsen yapacağız orada golü ya. Çabuk gitsene. Anne ya. Evet, 0-0 bitti. Yani Ajax'tan bu şekilde oyun oynamamız fena değildi ya. Benim hoşuma gitti oyun anlayışımız. Tabii pozisyon da verdik. Biz 14 şut atmışız. Onlar 10 şut atmış. Kaleyi bulan 4. Onların 5. Toplam fauller. Fauller çok önemli ama toplu oynamada biraz sıkıntımız varmış. 62-38. Bunu tabii biraz geliştirmemiz lazım. Bunu gün geçtikçe değiştireceğiz. Aslan'a devredelim. Evet. Şimdi maç sonundan gidelim. Sonra yavaş yavaş videomuzu sonlandıralım. Ağustos'a geldik. Artık tamamen transfere odaklanmış bir oyun göreceksiniz. Yaklaşık kaç bir ayımız var. Yani oyun anlamında bir ayda tamamen transfere odaklanmış bir Güney Sentürk göreceksiniz. Şu an en iyi performansımız Martin Linens gerçekleştirmiş. En kötü ise 65 dakikada oyundan alan Ahmet Çalık'ta gözükmüş. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayalım. Kimleri transfer etmemi istersiniz? Aşağıdaki yorumlara belirtirseniz, özellikle 10 numara konusunda forvetle bir kiralık olabilir. Özellikle 10 numara istiyorum. Önümüzdeki videoların hemen başında büyük ihtimal Nagatomo'yu satışa çıkartacağız. Feghouli konusunda daha karar vermiş değilim. İsterseniz Feghouli'yi de yazabilirsiniz. Feghouli'yi gönderelim mi, kalsın mı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.